Evet, Naber 24'ten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Seçime az bir zaman kala yeni aday adaylar belli olmaya başladı. Adayları tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta konuğumuz AK Parti milletvekili adayı Avukat Bahadır Pir. Bahadır Bey, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, ne var ne yok? İyiyiz, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bahadır Pir kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben öncelikle konuşmaya başlamadan önce tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Tutulan oruçların, kılınan teravihlerin kabul olmasını diliyorum. Ben 1983 Erzincan doğumluyum. 2011 yılından beri Erzincan'da serbest avukat olarak çalışmaktayım. Bunun yanı sıra aile şirketlerimize bağlı olarak inşaat işiyle uğraşmaktayız, yapsat yapmaktayız. Bunun yanında yine akaryakıt sektöründe faaliyet göstermekteyiz. 2011 yılında serbest avukatlık hayatıma başlamakla birlikte Erzincan'ın birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundum. 2014'te AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nda Siyasi Hukuk İşler Başkanı olarak görev yaptım. Bunun yanında yine Resmi Seçim Kurulu üyesliği yaptım uzun yıllar. Partinin avukatlığını yaptım. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği İl Temsilcisi olarak görev yapmaktayım. HUDER, kısaca HUDER. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, 27. dönemde de AK Parti'nin adaydınız. Şimdi evet. 28. dönemde yine adaysınız. Evet. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Tabii çalışma hayatına başladıktan sonra, belli bir yol aldıktan sonra memleket meselelerine yoğunlaşma şeklinde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde de memleketimize en faydalı nerede olacağımızı düşündük. Bunun adresi olarak da AK Parti'yi tercih ettim. 2014 yılından beri AK Partiliyim. AK Parti'nin içerisindeyim. Bütün kademelerindeyim. Faaliyetlerimiz oldu. Yaklaşık 7-8 tane seçim yaptık. Her seçimde de Allah'a şükürler olsun. Erzincan'ın tarihinde hiç görülmemiş başarılara imza attık. İlk defa iki tane milletvekili çıkarmak bize nasip oldu. Bunun devamı geldi ondan sonrasında da. Bu şekilde. Peki AK Parti'den Erzincan milletvekili seçilirseniz nasıl bir Erzincan hayal ediyorsunuz? Milletvekiliniz nasıl bir milletvekili olacak? Yani ulaşılabilir milletvekili misiniz? Erzincan'da olacak mı sürekli? Yoksa Ankara'ya gidip Ankara'da oturan bir mecliste oturan milletvekili yani olacaksınız? Yani şöyle söyleyeyim Selçuk Bey. Biz öncelikle ben Erzincan'da doğdum. Erzincan'da büyüdüm. Bütün ailem, sülalem, herkes burada. Erzincan'da. Aslında Üzümlüsünüz, Cimrilisiniz. Evet. Bütün sülalemiz Erzincan'da, Üzümlü'de. Hepsi burada. Erzincan'ı sokak sokak bilirim. Girdiğimiz her sokakta selam vereceğimiz, ele sıkacağımız, muhabbet ettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız mevcut. Bizim bu memleketten statümüz ne olursa olsun, 2011 öncesinde avukatlığa başlamadan önce nasıl irtibatlarımız devam ettiyse, yıllar arasında aldığımız görevleri, temsilcilikleri ifa ederken, bunu herkes bilir zaten. Nasıl ilişkilerimizi devam ettirdiysek, Allah nasip eder, vekillik nasip olursa, milletvekilliği nasip olursa, biz vekilliğe alışkınız zaten. Binlerce dosyada vekillik yaptık milletimize, müvekkillerimize. Şimdi hemşerilerimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz buradayız. Hemşerilerimizin her zaman ulaşabileceği, iletişim kurabileceği bir pozisyondayız.
bu ilerisi için de, bugün için de hiç değişmeyecek, bu şekilde devam edecek. Yani Erzincan'da ulaşabilir bir milletvekili olacağım diyorsunuz. Peki hayaliniz nedir? Erzincan, yani bir milletvekili olduktan sonra şunları bir yapmak diyebileceğiniz eksiklerimiz ya da yapabilecekleriniz var mı aklınızda, projeleriniz? Şöyle söyleyeyim, yani biz tabii ki birçok projemiz var. Enerjimiz var. Yaşımız genç. O dinamikliği kendimde görüyorum, hissediyorum. Erzincan için çok hayalimiz var. Yani bunları tabii her ne kadar ifade etsek de geçmiş dönemden gelen vatandaşlarımızın, zaten herkes bir projeyle gelir. Ama bunlar hep lafta kalır. Ön izlemi oluşsa bile bunları yaşarken göreceğiz. Biz farklı bir vekillik yapacağız. Farklı bir enerjiyle çalışacağız. Şu anda adaydasınız. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla da boş durmuyorsunuz. Bir yandan da seçim çalışma, evet. Adaylık sürecinde hep sahadasınız. Evet. Yani bu süreçte neler yapıyorsunuz? Bu süreçte ne yapıyoruz? İşte hemşerilerimizle oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, ellerini sıkıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, kapı kapı dolaşıyoruz. Herkesin gönlüne temas etmeye çalışıyoruz. Benim şöyle bir hayalim var, Erzincan gibi butik şehirlerde siyaset üstü ilişkiler kurmak gerekir. Kutuplaşmak bu tip şehirlere zarar verir. Ben Allah nasip eder, milletvekili olursam, şehirde bir bütünlüğü sağlamak, bir bütün olarak hareket etmek, herkesin samimi bir ortamda eleştirilerini dinlemek, bu eleştirilere göre kendimizi düzeltmek, varsa yanlışlarımız bunları gidermek, insanlarımıza öncülük etmek için son gücümüzle çaba göstereceğiz. Peki Binali Yıldırım sizin için ne ifade ediyor? Binali Yıldırım bizim için ne ifade ediyor? Tabii bu çok geniş boyutlu bir soru. Bunu içimde güttüğüm hisleri ifade etmek bu konuda çok zor. Şöyle zor. Binali Yıldırım bizim idolümüz, bizim gururumuz. Türkiye'nin neresine gidersek Binali Yıldırım'ın ismini telaffuz ederiz. Yaptığı çalışmalarla, yaptığı yatırımlarla, Türkiye genelinde, işte havalanlarına gidiyoruz. Seyahat ediyoruz karayollarından. İşte Ankara'dan bu tarafa gelirken hızlı trenimizle, bölünmüş yollarımızla, otobanlarımızla, köprülerimizle, bunların mimarı Binali Yıldırım'dır. Sayın Başbakanımıza bizim ayrı bir sevgimiz, sempatimiz mevcuttur. Şimdiye kadar onun yolundan ilerlemek için hep mücadele ettik. Mücadelemizden de asla taviz vermedik, vazgeçmedik. Duruşumuzdan asla taviz göstermedik. Binali Yıldırım bu memleketin, hatta Türkiye'nin gururudur diyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, tabii ki sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum halkların, ezilmiş halkların, nerede bir yetim varsa, öksüz varsa, zulüm altında yaşayan millet varsa, Müslüman Türk devletlerinin umududur, ışığıdır, bizim liderimizdir. Davası bize aşılanmıştır. Davasının peşinde koşmak, yürümek, en alt tabakadan en üst tabakaya kadar, en alt statüden en üst statüye kadar, hangi mevkide olursa olsun, onun davasına sahip çıkmak için, onun çizdiği yolda ilerleyebilmek için tüm gayretimizle çaba göstereceğiz, savaşacağız. Evet, Bahadır Bey, peki altılı masa var. Evet. Şimdi önümüzde Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var, Ata İttifakı var, bir de Muharrem İnce'nin olduğu bir ittifak var. Evet. Şu dört tane Cumhurbaşkanı adayı var. Evet. Altılı masayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz şimdi altılı masayı tabii 6+1 diye nitelendiriyoruz. Şöyle söyleyeyim Selçuk Bey, yani bu altılı masanın liderleri zaman zaman
işte çıkıp basında. İkisi de AK Parti'den gelme zaten. Evet, medyanın önünde ne yazık ki yani bunlar tabii ki dönem dönem olabiliyor. Çünkü AK Parti çok büyük bir kuruluş. Türkiye'nin en büyük, en köklü siyasi partisi diyebilirim. Yani bu tip çürük elmalar her zaman çıkabilir. Şimdi açıklamalarına bakıyoruz Altılı Masa'nın. 100 yıllık eziyeti bitirmeye geliyoruz diyor. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Bu ülkede 100 yıllık eziyet nedir? 100 yıllık eziyetin karşılığı cumhuriyettir. Atatürk'ün partisi diye naralar atan, bunlarla övünen birinin kalkıp bu ifadelerin altına imza atması kabul edilebilir bir durum mudur? Ben şunda kesinlikle eminim ki bizim hiçbir yurttaşımız, sağduyulu hiçbir yurttaşımız bunlara taviz vermeyecektir. Gereken cevabı da Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta sandıkta gösterecektir. Altılı Masa ihanet içindedir. Bu ülkeye ihanet etmektedir. Söylemleriyle, yapacakları icraatlarla. Biz bunlara karşı her zaman mücadele ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Şimdi malumunuz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. 2 deprem yaşadık, evet. Üst üste. Kahramanmaraş merkezli. 11 il yerle bir oldu. Evet. Yani aslında hükümet bu anlamda ciddi efor sarf ediyor. Bütün bakanlar ile milletvekilleri orada sahadalar. Bu deprem sorusuyla beraber Erzincan depremi hazır mı? Siz de bir inşaat firması, inşaatlar yapıyorsunuz. Yap sat işleriniz de var aynı zamanda. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki yaşanan deprem asrın felaketi olarak nitelendirilse herhalde bu terim doğru olur. Daha önce deprem yaşamış biri olarak, enkazda kalmış biri olarak oradaki duyguları en ince damarlarımıza kadar hissedebildik. Tekrardan orada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Zor bir süreç. Ancak bu süreci en iyi götürecek, buraları yeniden inşa ve ihya edecek, az önce ismini telaffuz ettiğimiz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim üstümüze düşen buraların yeniden inşa edilmesi, ihya edilmesi için liderimize sahip çıkmaktır. Liderimizin yanında durmaktır. Erzincan bu konuda şanslı illerimizden biri. Türkiye'de, çünkü Türkiye deprem bölgesi. Hemen hemen her bölgemizde deprem riski yaşanmakta. Erzincan'ın şöyle bir avantajı var. Malumunuz 92 depremini yaşadık. Yakın bir tarih, çok uzak bir tarih değil. Dolayısıyla 92 depreminden sonra yapılan binaların tamamı statik olarak depreme uyumludur. Herhangi bir risk yoktur. Erzincan'ın yapısal olarak baktığınız zaman eski binalarımız hemen hemen çoğu tek katlı binadır. Çok katlı binamız az sayıdadır. Var tabii ki Erzincan'ın içerisinde riskli binalarımız da var. Gözlemlediğimiz ama inşallah yine geçen hafta açıklanan kentsel dönüşüm paketleri, vatandaşa verilen destekler, krediler bunların desteğiyle de hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşecek. Bu riskli yapılar da ortadan kalkacak inşallah. Peki Erzincan organize sanayi bölgemiz var. Evet. Yaklaşık şu anda bildiğim kadarıyla 3000 üzerinde personel çalışıyordu. Siz evet. Milletvekili olduğunuz dönemde farklı bir düşünceye sahip olacak mısınız? Yani dışarıdan yatırımcı getirme anlamında düşünceleriniz neler? Şimdi sanayide istihdamı artırmamız lazım şehirde. Çünkü. Evet, sanayicinin buraya çekmenin aslında çok basit yolları var. Öncelikle bu yolların aşılması lazım. Biz birkaç da girişimde bulunduk bu konuyla alakalı. Öncelikle buraya gelen sanayicinin bir kere pazar korkusu olmayacak. Ürettiği malı
ben nerede satarım, kime satarım endişesi gütmeyecek. Bu tabii siyasilerin, yerel ve genel idarecilerin katkılarıyla öncelikle organize sanayinin kapılarını dış pazara açmak lazım. Pazarlamayı sağladığımız zaman üretimi de buraya çekme ihtimalimiz çok yüksek. Erzincan bu konuda şanslı bir il. Başka illerde organize sanayi bölgelerinde parayla yer alamazken biz neredeyse yeter ki gel buraya yatırım yap, para harcamayı bırak, üstte bir de biz katkıda bulunalım şeklinde tekliflerde bulunuyoruz. Şimdi ben şuraya geleceğim. İstihdardan kastım, ya uzun yıllardır biz Erzincan nüfus olarak yerinde sayıyor. Yani nüfusumuzu nasıl arttıracağız? Şu an Erzincan iki milletvekiliyle temsil ediliyor. Evet. Bunu nasıl üç yaparız, nasıl dört yaparız? Aslında bunlara büyüyemiyoruz. Çünkü hep göç veriyoruz, kalitesiz göç alıyoruz. Evet. Yani bunu sağlamanın en temel noktası, biliyorsunuz depremlerden dolayı bizim birçok hemşerimiz şehir dışında. Evet. Büyük tüccarlarımız var. Bizi gururlandıran işler de yapmaktalar. Dünya çapında işler yapmaktalar. Bunlar aslında bir memleket özlemi var. Erzincan özlemi var. Buraya bir şeyler yapmak istiyorlar. Ancak birçoğu belli konuda bürokraside, belli bir konuda yerel yönetimlerde zorluk yaşadığından dolayı oturmuş sistemlerini çok da bozmak veya taşımak cazip gelmeyebilir. Allah'ın izniyle bizim bir abi kardeş ilişkisiyle yatırımcılarımıza destek olarak, önlerini açarak Erzincan'ı gerçekten bir cazibe merkezi haline getirmeyi başarırsak, İnşallah. Buna bağlı olarak istihdam sorunumuz da çözülecek, işsizlik sorunumuz da çözülecek, böyle söyleyeyim. Nüfusumuz da yerinde kalacak. Şu anda büyük şehirlerde geçinmek zor, Selçuk Bey. Bizim şehrimiz geçinmek için aslında ideal bir şehir. Dışarıdan gelen memurlar 10 sene, 12 sene kalıyor burada. Ki 3 yılda, 4 yılda rotasyon. Gelen bir alıyor, giden bina alıyor. Evet, yani rotasyona maruz kalan meslek grupları bile burada kalmak için mücadele ediyor. Bu şehrin kıymetini bilmek lazım, kadrini bilmek lazım. Gençlerimizin önünü açmak lazım, gençlerimize kulak vermek lazım. Gençlerimiz ne istiyor, bunları bir analiz etmek lazım. Yani homojen bir dağılım göstermek lazım şehrin her tarafına. Her mahallesine, her sokağına, orada yaşayan vatandaşlarımıza taleplerini dinlemek lazım. Yani çorbada kimin tuzu olacaksa herhangi bir siyasi görüş ayrımı yapmaksızın bunları buluşturmak lazım. Bu çalışmaların hepsi yapılabilir, yapılamaz değil. İnsanlarımız tabii şöyle bir yaklaşımla bize cevaplar veriyor biz bunları anlattığımızda. Ya işte milletvekili seçilen buradan gider, bir daha geri gelmez, bize bakmaz. Vaatleri hep dinliyoruz ama gerçekten Erzincan'da yapılacak çok iş var. Bunu da yapacak enerjimiz var, hamdolsun. İnşallah bu enerjimizi milletimiz için harcamayı Mevlam bize nasip eder diyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Peki Bahadır Bey, Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Evet. Yani yapılan analizlere göre bu yönde yapacağınız katkılar neler olabilir milletvekili olduğunuz süreçte? Şimdi en baştan şöyle bir şey yapmak, analiz yapmak lazım. Bir kere Erzincan ne şehri olacağına karar vermesi lazım. Erzurum bugün öğrenci şehri. Evet. Sağlık şehri. Sağlık şehri. İşte Trabzon, etrafımızdaki illerden örnek verelim. Bir liman şehri. Malatya, güneye doğru gidersek. İşte tarımda çok ilerler. Evet. Kayseri'de. Kayseri'de ve benzer ürünlerde. Öncelikle bizim buna bir karar vermemiz lazım. Biz ne şehri olacağız? Tarım şehri mi olacağız? Öğrenci şehri mi olacağız? Sağlık şehri mi olacağız? Hayvancılık şehri mi olacağız? Buna bir karar vereceğiz. Rantabılı bu şehir için hangi sektörün uygunsa o sektörde çalışmalar yapmak lazım. Biz tarım şehri olacaksak
tarım noktasında şöyle basit planlarla, programlarla bu iş çözülür. Şu anda bizim Malatya kadar kayısımız var Selçuk Bey. Ama adımız yok. Ama kayısımız ağaçta kalıyor, toplanmıyor. Evet. Böyle bir sorunumuz var bizim. Biz çiftçimize alım garantisini, az önce ifade ettim ya, bizim gibi Doğu illeri, İç Anadolu illerinin çiftçisinin de, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın da, sanayicimizin de, esnafımızın da en büyük sıkıntısı pazar. Bu pazarı sağlayacak olan da siyasetçiler. Ben Antep'e gittim. Antep Belediye Başkanlığı, yani buradan da gıyabında da tebrik ediyorum. Çok başarılı. Fatma Şahin. Evet. Eski bakanımız. Antep ayda bir fuar adı altında başlayan aktivitelerle hafta sonları Türkiye'nin büyük şehirlerinde, biz uçaklarda yer bulamadık, öyle söyleyeyim. Bunu oluşturdu. Baktığınız zaman çok çeşitli yoktur. Bakır ve tatlı dışında bize ikram ettiği bir şey yoktur. Ama biz bunları tadabilmek için, görebilmek için kalktık. 600-700 kilometre yol yaptık, gittik. Bir merak uyandırdı. Bir fuarı biz de görelim dedik. Siz hatırlıyor musunuz? En son Erzincan'da böyle bir aktivite ne zaman yapıldı? Hatırlamıyorum. En son Üzümlü'de daha önceleri üzüm festivalimiz vardı. Yani biz çıkardığımız Türkiye'nin tulum peynirimiz var. En kıymetli ürünleri var. Cimin üzümümüz var, tulum peynir. Bakırımız aslında buranın, yani yıllarca. Ya bizim üreticimiz öyle bir hale geldi ki şurada yeraltı çarşısı var, gidip gezelim. Erzincan bakırını bulmak meziyet ister. Evet. Yani biz pazar sorununu çözersek üretim sorununu da çözmüş oluruz. İnşallah. Şimdi biz çiftçimizin kayısısına, dutuna, üzümüne, kirazına, domatesine alım garantisi verirsek kim bunlarla uğraşır? Ama son yıllarda gördüğüm kadarıyla Üzümlü, Bayırbağ, Karakaya, Uluköy, bu taraflarda artık bu domates ve biber kısmında, yani yurt dışına kadar, ihraca kadar, yani daha da yapılması lazım. Yetersiz hatta kalıyorsun. Bir araştırmacıyla biz bu konuda bir çalışma yapmıştık. Ciddi bir tez de hazırladık. O zaman kendisini Gürcistan, Ukrayna, tabii o zaman savaş falan da yoktu. Bu soğuk havalama, depolama sistemiyle ürünleri oralara nasıl ulaştırabiliriz diye bir çalışma yapmıştık. Maliyeti çok düşük Selçuk Bey. Yani emin olun burada yapılan bir kamu binasının maliyeti kadar bir maliyetle bu sorunlar çözülüyor. Getirisi çok yüksek. İnanılmaz bir şey. Bunu bu vatandaş, bu memleketin insanları hakikaten ihtiyacı var ve hak ediyor. Biz sadece hak ettiğimizi alamıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz o. Biz her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Aynen. Erzincan olarak. Bunu samimiyetle söylüyorum. 1992 depremden sonra Erzincan, evet, aslında ciddi anlamda topladı. Ama hala kentsel dönüşümlerle zaten ihale de çıktı. Yakın zamanda TOKİ'lerimiz de başlayacak. Evet. Erzincan yeniden yapılandırılıyor. Bununla ilgili kentsel dönüşümde sizin düşünceleriniz neler? Kentsel dönüşümle ilgili İvedi tabii el atılması gereken yerler var. Öncelikle buralara. Çünkü deprem, yani 5 dakika sonra ne yaşayacağımızı bilemediğimiz için her zaman hazırlıklı olmalıyız. Yani sanki 1 dakika sonra deprem olacakmış gibi hızlı ve pratik hareket etmeliyiz. Öncelik vereceğimiz bölgeler olmalı, yapılar olmalı. Bunları tespiti yapıldı. Yani bunlar artık uzmanlık isteyen alanlar olmaktan da çıktı. Bugün sokakta yürüdüğünüz zaman vatandaşa şu anda en riskli yer neresi dediğinizde cevabını alabiliyorsunuz. Herkes bunun farkında. Çünkü bu memleket deprem yaşamış bir memleket. Tecrübeli bir memleket. Kentsel dönüşümden aslında kastım, sorum şuydu aslında. Erzincan'da yapı stoğumuz az.
Yani ciddi anlamda bir evlerin uçuk kaçık rakamlara satıldığı, kiraların yüksek rakamlara gittiğini görmekteyiz bu dönemde. Hı hı. Yani TOKİ marifetiyle buralar aslında biraz ciddi manada ev yapılsa. Yani TOKİ marifetiyle olur. Dediğim gibi şehrin kendi imkanlarıyla yapılabilir. Bizim burada müteahhitlerimiz var. Yapsatçılarımız var. Bu işin altından kalkabilecek ekiplerimiz var. Devletimiz zaten bu konunun önünü çok açtı. Evet. Yani bugün kentsel dönüşüme müracaat ettiğinizde imkanı olmayana kredisini veriyor, kira yardımını veriyor. Devletimizin bu zamanda sağladığı bu destekleri boşa harcamamak lazım. Bundan faydalanmak lazım. Bu şehrin insanlarını bu olanaklarla buluşturmak lazım. Peki Bahadır Bey, Erzincan'da eğitim, özellikle ve üniversitemiz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vekil olmaz durumunda. Mesela üniversitemiz şu an 25 bin öğrencisi mevcut. Evet. Bu sayıları daha da nasıl arttırırız? Yeni fakülteler nasıl açarız? Bununla ilgili düşünceleriniz var mı? Genç, yani yine tabii ki üniversitemiz... Binali Yıldırım Üniversitesi. Binali Yıldırım Üniversitesi. Tekrardan buradan teşekkürlerimizi de sunuyoruz Sayın Başbakanımıza. Çok güzel bir kampüsümüz var. Şehrimiz üniversite öğrencisi için hem iklim olarak hem yerleşim olarak çok müsait. Sadece dışarıdan, az önce de ifade ettim, gençleri buraya çekecek cazibeler oluşturmak lazım. Bunlar çok kolay dokunuşlar. Emin olun zor şeyler değil. Bunu Kayseri başardı, Sivas başardı, Erzurum başardı ki bunların iklimleri, yerleşim alanları çok zor olan iller olmasına rağmen bunları yaptılar. Az önce ifade ettim ya, bu şehir önce ne şehri olacağına karar verecek. Üniversite, öğrenci şehri mi? Evet. Sağlık şehri mi? Ve o yönde planlamalar, programlar yapılıp ona yoğunlaşılacak ve bunun meyvesi de çok öyle uzun yıllar değil. Yani çok kısa vadede bunun geri dönüşünü alabiliriz. Bugün bu yatırımları yaparsak çok fazla değil. 2 yıl, 3 yıl sonra bizim Allah nasip ederse 25 bin olan mevcutumuz 40 binleri görür. Evet. Peki Erzincan'da bir avukatlık yapıyorsunuz. Hem iş insansınız. Evet. Erzincan'da bir Ergan Dağımız var. Evet. Yıllardır otelimiz yok. Evet. Bununla ilgili düşünceleriniz, hayalleriniz ya da Erzincan'da turizm deyince ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili hayalleriniz neler? Yani turizme açık bir şehir. Rahmetlik. Doğa sporların başkenti. Rahmetli bizim valimiz Recep Yazıcıoğlu. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Yıllar önce bunun temelini attı. Önünü açtı. İlgi de gördü. Bugün raftingimiz, kayakımız. İşte milli sporcularımız çıktı bu memleketten. Demek ki olmaz değil. Biz bunların aileleriyle temasa geçtik. İhtiyaçlarını sorduk. Maalesef tabii ki bazı noktalarda mağdur olduklarına şahit olduk, dinledik. Şu anda bizim gençlik spor merkezimiz çok aktif çalışıyor. Allah onlardan da razı olsun. Sporcu yetiştiriyor. Daha geçen tanıtımını yaptılar milli sporcularımızın. Bunlar dediğim gibi yani komplike düşünüldüğü, tasarlandığı ve uygulamaya geçtiği zaman çok kısa vadelerde ciddi sonuçlar alabileceğimiz alanlar. Evet, Türkiye'nin birçok yerinde olmayan şehir stadyumumuz var artık. Evet. Bu arada Erzincan Spor yönetiminde de görev aldınız. Hayırlı olmasını diliyorum. Siz de görev yaptınız Erzincan Spor'da. Ben Erzincan Spor'da evet şu anki Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Tanoğlu ile birlikte görev aldım. Genel sekreterlik yaptım kulüpte. Benim şöyle bir özelliğim var Selçuk Bey. Biz tabii ki ekip arkadaşlarımızla birlikte bütün kuruluşların en zor zamanlarında hep içinde olduk. Hatta sizin döneminizde Refaya Spor'du. Refaya Spor'dan işte kongreyle aldık. Erzincan Spor yaptık. Bütün zor süreçlerinde o dönemki başkanımız Ahmet Tanoğlu sağ olsun. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Onun başkanlığında biz Erzincan Spor'u hak ettiği seviyeye getirdik. Başarılı 2 sezon geçirdik. Yeni yönetime devrettik. Onlar da bir üstüye çıkmayı başardılar. Büyük emekleri var. Ben hep şunu söylüyorum. Bu memleket için kim
bir tek çivi çarpmışsa Allah hepsinden razı olsun, emeği geçenlerden. Şu andaki yeni yönetimin de genç bir yönetim, dinamik bir yönetim. Artık gençlerin önünü de açmak lazım. Gençlerin neler yapabileceğini görüyoruz. Bugün İHA'lardan, SİHA'lardan, gururlandığımız teknolojiden neler yarattığını görebiliyoruz, yaşıyoruz, kullanıyoruz. Değil mi bunlar? Evet. Hepsi hayatımıza endekslendi. Yeni yönetime ben başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Yarın herhalde maçı var. Bursaspor'la. Bursaspor'la. İnşallah orada da galip geliriz. İnşallah. Yeni yönetim ilk maçında galip geldi. Bunun şevkiyle ikinci maç, üçüncü maç öyle gider. İnşallah. İnşallah hak ettiği yere gelir diye İnşallah. Düşünüyorum. Peki Bahadır Bey, buradan kamera aracımızla şehrimize, vatandaşlarımıza seçim öncesi kırmadan, dökmeden neler söyleyeceksiniz? Ben tüm hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Siyasi partiler, Erzincan küçük bir şehir, hepimiz arkadaşız, dostuz. Seçim önü herhangi bir siyasi görüşe tabi olmuş olabilir insanlarımız. Gönül vermiş olabilir. İnsanlarımız birbirini kırmadan, üzmeden, herhangi bir ayrımcılığa gitmeden bu seçim sürecini inşallah en güzel şekilde atlatırız. Memleketimiz için, ülkemiz için bu seçimin hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimizin hepsini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazar günü de herhalde adaylar açıklanacak AK Parti bildiğim evet. kadarıyla. Evet. İnşallah hayırlısını diliyoruz. Evet, bu hafta konumuz AK Parti milletvekili adayı, aday adayı Avukat Bahadır Pir. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.